Herkese merhabalar. Kripto ve para piyasalarında yaşanan önemli haber ve gelişmelere hoş geldiniz. Amerika Menko Kıymetler ve Borsa Komisyonu Grayscale'in Ethereum ETF'ini ve Hashtag'sin Spot Bitcoin ETF'ine yaptığı başvurular ilişkin vereceği kararı erteledi. Sekin her iki şirketin başvurusuna yanıt vermek için 17 Kasım'a kadar vakti bulunuyordu. Alınan kararla birlikte SEC bu tarihi 1 Ocak 2024'de ertelemiş oldu. Merkezi olmayan borsa PancakeSwap kendi oyun pazarını başlattığını duyurdu. GameFi platformu BinaryX ise PancakeSwap oyun pazarında yeni bir şehir kurma simülatörü olan Pancake Mayor'ın lansmanı lansmanını duyurdu. Kripto altyapı firması Paxos, ABD doları destekli bir stablecoin'in piyasaya sürülmesini planlayan yeni bir kuruluş için Singapur'un düzenleyici kurumundan prensip onayı aldı. Frankfurt merkezli Commerzbank AG, kripto para varlıklarının sınıflarının saklama hizmetlerini yapabilmek amacıyla lisans aldığını açıkladı. Standard Chartered Bank'ın yatırım şirketi SC Ventures, tokenizasyon platformu olan Liberia'yı resmi olarak başlattı. Singapur merkezli bağımsız bir kuruluş olan Liberia, bankanın dijital varlık alanlarında ve tokenizasyonla ilgili girişimlerinde yer alacak. Kripto şirketi Bakt, Bitcoin ve Ether'in yanı sıra saklama desteğini Bitcoin Cash, Dogecoin, Ethereum Classic, Litecoin, Shiba Inu ve USDC'yi kapsayacak şekilde genişleteceğini duyurdu. Şirket 2024 yılının başında bu listeyi genişletmeyi planladığını açıkladı. Blockchain analitik platformu l 2 verilerine göre Ethereum Layer 2 ağlarındaki kilitli toplam varlıklar 10 Kasım'da 13 milyar doları aştı. Kullanıcıların düşük işlem maliyeti talebi Katman 2 ağlarının benimsenmesini artırıyor. Binance'in girişim sermayesi olan Binance Labs, 15 Kasım'da yaptığı açıklama ile Arkham Intelligence'a yatırım yaptığını duyurdu. IMF Genel Müdürü Kristalina Georgieva yaptığı bir konuşmada Merkez Bankası dijital para birimlerinin önemine vurgu yaptı. Solana'nın değeri ARK Investiyosu Cathie Wood'un, Solana ağının verimliliğini ve maliyet etkinliğini övmesi nedeniyle açıklamanın ertesi günü %17'den fazla artış göstererek yılın en yüksek seviyesine gelmiş bulundu. Citibank, Blockchain FX çözümü için Avalanche ile bir ortaklık kurduğunu duyurdu. Avalanche blok zinciri altyapısını kullanan Citibank, iki taraflı spot döviz işlemlerini fiyatlandırmak ve gerçekleştirmek için yenilikçi bir uygulama geliştirdi. İç piyasalara baktığımızda ise önemli haber ve başlıklar şu şekilde sıralandı. Serbest piyasalara dolar yeni güne 28.68 Euro ise 31.09 liradan başladı. Türkiye genelinde Ekim ayında konut satış sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %8.7 azalarak 93.761'e düştü. Borsa tarafına baktığımızda günün önemli haber ve gelişmeleri ise şu şekildeydi. BIST 100 endeksinin güne %0.12'lik bir yükselişle başladığını görüyoruz. Orge Elektrik Taahhüt yeni bir ofis için Teknopark İstanbul'a başvurdu. Kalekim Kimyevi Maddeler ve Sanayi Ticaret AŞ, Lixor Kimya, Mersin Şubesi'nde seri üretimine başladı. Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları, 228 milyon TL'lik bir teşvik belgesi aldı. Sabancı Holding, Sabancı Renewables Cutlass olarakki projesinin finansman işlemlerini tamamladı. BMS, Çelik Kasır Sanayi ve Ticaret AŞ, 20 milyon TL'ye Yalova'da arsa aldı. Agesa Hayat Emeklilik, 30 bin adet pay geri alımı yaparken, Medical Park ise 25 bin adet pay geri alımı gerçekleştirdi. Bugün ayrıca Ecos Teknoloji ve Elektriğin halka arzında son gün takipçilere de hatırlatmış olalım. Fed tarafındaki günün önemli haber ve gelişmesi ise Fed'in New York şubesinden geliyor. ABD Merkez Bankası New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi kasımda 9.1'e çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Uzmanlar para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in Aralık ayındaki toplantısında politika faizini sabit bırakacağına ise kesin gözüyle bakıyor. Küresel piyasalar Çin ekonomisinde resesyon endişelerinin güçlenmesiyle beraber karışık bir seyir izliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bir yıllık aranın ardından ilk kez görüşmesiyle piyasadaki hareketlilik arttı. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onaylarken tasarı yasalaşması için Başkan Joe Biden'ın imzasına sunulacak. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, ABD'de bölgesel bankaların finansman ve büyüme zorluklarının 2024'lere devam edeceğini bildirdi. New York borsasında ise dün Nasdaq, Dow Jones ve S&P 500 endeksleri artış gösterirken Amerika Birleşik Devletleri'nde endeks vadeli kontratlar yeni güne ise karışık bir seyirle başladı. Avrupa borsalarında da dün alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Euro bölgesinde sanayi üretimi de Eylül'de bir önceki aya kıyasla %1.1 azalışla beklentilerin altında kaldı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar da yeni güne karışık bir seyirle başladı. Brent petrolün varil fiyatı ise düşüş eğilimine devam ediyor. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80.77 dolardan işlem görüyor. Teknoloji ve eksi senetleri haberlerine baktığımızda ise Amerika Birleşik Devletleri'nde hala devam eden bilanço sezonunu görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri para kendi devlerinden biri olan Target'ın hisselerinin yaklaşık %18 artması dikkat çekti. Bugün ise ülkedeki bir diğer para kente devi olan Walmart'ın şirket finansal sonuçları yatırımcıların odağında olacak. Ayrıca bugün Alibaba Grup Holding'in 3. çeyrek finansal sonuçlarının da açıklanması bekleniyor. Kripto ve para piyasalarında yaşanan önemli haber ve gelişmeleri izlediniz. Çok teşekkür ederiz.